Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz Yüzük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü dersinin 2. dönem 1. örnek yazılı sorularını açık uçlu şekilde hazırlanmış tarzıyla göreceğiz. Arkadaşlar kağıt kalemlerinizi hazırlayın, hemen videomuza başlayalım. Evet, ilk sorumuz bakalım bize ne soruyor? Aşağıda sofra adabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar sıralanmıştır. Bu sıralamada boş bırakılan yerleri tamamlamamızı istedi. Şimdi hepinizin de bildiği gibi şu anda mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun arkadaşlar. Eminim aranızda oruç tutan arkadaşlarınız vardır. Belki tekne orucu tutanlar, belki tam gün tutanlar. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Akşam hepimiz ezanı bekliyoruz. Ezandan sonra yaptığımız ilk şey ne oluyor? Sofraya tabii ki öncesinde oturup muhakkak ezanı beklemek için şöyle bir dua ediyoruz tabii ki. Bu da çok güzel bir sofra adabı bence. Yemekten önce ellerimizi yıkadık, soframıza oturduk. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yani besmelemizi muhakkak çektik. Neden? Çünkü nimetleri bizlere veren, esirgeyen ve bağışlayan yüce Rabbimizdir, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyerek kendisinin adını hatırlayıp Rahman ve Rahim olan, yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım diyoruz ve başlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tabii ki oturarak yemek yiyoruz, değil mi? Asla ayakta yemek yemiyoruz. Hani şöyle bir şunu ağzıma atayım, şöyle bir atıştırayım dediğimiz zaman bile nimete hem hürmetsizlik hem de gerçekten ayakta yemek yemek bizim beden sağlığımız için oldukça zararlı arkadaşlar. Ve tabii ki de önümüzden yemek yiyoruz. Oturarak ve önümüzden yemek yiyoruz. Muhakkak bu çok önemli. Neden? Çünkü başkalarının önünden hani lokmalarını almak çok hoş bir davranış da değil. Elbette ortak bir tabak vardır. Herkes oradan kendi önünü alıyordur. Hani bu ayrı bir durum ama mümkünse hepimiz kendi önümüzden yemek yiyeceğiz. Önümüzden yemek diyelim. Ağzımızda lokma varken konuşmamak gerekiyor. Zaten hem ağzımızda var olan lokmalar etrafa saçılabilir. Hem de yemek yerken çok hoş bir görüntü olmayabilir. Hani dudaklarımız, dilimiz, dişlerimiz kirli görünebilir. Dolayısıyla bunu da yapmamamız gerekiyor. Hatta şurada bir dipnot açmak istiyorum arkadaşlar. Ağzımızı şapırdatmadan, yani bu da çok önemli bence. Şapırdatmadan yemek yememiz gerekiyor, değil mi? Bazı insanlar böyle birazcık hem ağızları açıkken yemek yerler hem de böyle biraz şap 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 yemek yerler. Bu etrafta özellikle de bu seslere karşı hassas olan insanları hem rahatsız edebilir hem de sofra adabına hakikaten uygun değil. Küçük lokmalar halinde yemekler yemeliyiz. Ağzımızı böyle tıka basa doldurmamamız gerekiyor ve hatta şunu da söylemek istiyorum o zaman. Asla yemek sırasında israf etmemeliyiz. Hani çok çok önümüze alıp mesela işte bazen gideriz otellerde kalırız, açık büfe yemekler olur değil mi? Önümüze yiyebileceğimiz kadar almamız gerekiyor. Asla israf etmememiz gerekiyor. Sonra mesela dengeli bir yemek yememiz gerekiyor, değil mi? Çok fazla yemek, çok az yemek, dengeli yememiz gerekiyor. Yani aşırılara kaçmadan yemek yememiz lazım. Ve tabii ki yemekler bittikten sonra muhakkak elhamdülillah dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü nimeti bize veren Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun deyip elhamdülillah demek ve tekrar elleri yıkamak gerekiyor yemekten sonra, değil mi? Zaten temizlik bizim dinimizin hakikaten böyle önemli gördüğü, muhakkak vurguladığı, daima öne sürmüş olduğu noktalardan bir tanesi. Ama bir hatırlatma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Tüm bu nimetlerin bizim bedenimize şifalı olabilmesi için, yediğimiz her nimetin gerçekten vücudumuza gerektiği şekilde sağlık sağlayabilmesi için evvela helal kazanmak, hani helal yazamadım, helal kazanmak ve helal yemek gerekiyor, tamam mı? Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı ve helal yiyeceklerden beslenmemiz gerekiyor. Kazancının da helal olması gerekir. Peki, diğer sorumuza devam edelim kaldığımız yerden. Selamlaşma adabına göre aşağıdaki boşlukları tamamlamamızı istedi soru. Hemen ilkinde ne diyeceğiz arkadaşlar? Biliyorsun ki dinimiz selamlaşmaya çok çok önem verir. Ama artık öyle bir zamana geldik ki hani kapı komşumuzla bile selamlaşmadığımız, asansöre bindiğimiz insanların yüzüne bakmadığımız, belki her gün toplu taşımalarda, metrolarda, metrobüslerde sürekli karşımıza çıkan insanlara artık hiç yüzlerine bile bakmadığımız bir toplum olduk ne yazık ki. Hani bunu, bu kadarını yapmıyorsak bile en azından yakın çevremize muhakkak selam vermeliyiz. Selamlaşmayı bir adap olarak, bir alışkanlık olarak kendimize kazandırmalıyız. Hemen hatırlayalım. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Selamlaşma adabında dikkat etmemiz ilk gereken şey, küçükler daima büyüklere selam verir. Küçükler büyüklere selam verir. Yani bir ortamdayız.
Mesela oturuyoruz, büyükler var, küçükler var. Biz küçüğüz ve sonradan geldik. Hemen oradaki büyüklerimize selam veriyoruz. Ya da aynı şekilde yan yana oturuyoruz. Biz küçüğüz, yanımızdaki bizden yaşça büyük. Dolayısıyla hemen ona bizim selam vermemiz gerekiyor. Bir de sayıca az olan topluluk sayıca çok olan topluluğa selam verir. Bu da önemli. Yani mesela diyelim bir salona giriyoruz ve o salonda 10 kişi oturuyor. Biz girerken 2 kişiyiz. O zaman bizim oradaki salondaki insanlara selam vermemiz gerekiyor. Onlar bize selam vermiyorlar. Biz vermeliyiz. Sonrasında şu da çok önemli bence. Mesela nasıl söylesem bunu oturmakta olan diyelim. Yok, hayır, öyle söyleyemeyiz. Oturmakta olan değil. Tam tersini söyleyeyim. Tersini yazdım. Ayakta olan oturana. Evet, ayakta olan oturana selam verir diyecektim. Yani oturmakta olan kişi selam vermez. Birisi oturuyor, kapıdan biri girdi ayakta. Ayakta olan oturana selam verecek arkadaşlar. Oturan kişi selam vermiyor. Bu çok önemli. Hatta şöyle noktalar da var. Mesela birisi namaz kılıyorsa girdiğimiz yerde sadece o kişi varsa ve namaz kılıyorsa hani namaz kılarken ona selam vermememiz lazım. Ya da Kur'an-ı Kerim okuyordur mesela. Hani bitirmesini bekleyip ondan sonra selam vermek daha hoş olacaktır. Bu noktaları da hatırlayalım. Küçükler büyüklere, sayıca az olan sayıca çok olana, ayakta olan da oturana selam verir. Peki, diğer sorumuza kaldığımız yerden devam edelim. Namazlarda her oturuşta okunan duanın adı. Güzel. Oturuşlarda okunan değil mi? Mesela 4 rekatta bir namaz kılıyoruz diyelim. İkinci rekatta bir oturuyoruz. Dördüncü rekatta bir oturuyoruz. Ya da 2 rekatlık bir namaz kılıyoruz. İkinci rekatta oturuyoruz. Ya da 3 rekatlık bir namaz kılıyoruz. İkinci rekatta ve üçüncü rekatta oturuyoruz. Dolayısıyla bu oturuşlarda okumuş olduğumuz duaların adı tahiyyat duası. Tehiyyat yazanlar da var. Tahiyyat yazanlar da var. Yani bu bizim bildiğimiz Allahu Ekber, Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye başlayan duadır arkadaşlar. Peki bu duanın önemi nedir? Bakınız biz burada selamlaşmadan bahsettik. Selamlaşmanın önemli olduğunu, bir adap gerektirdiğini, belirli bir kurala göre yapılması gerektiğini ve toplum içerisinde muhakkak önemli olduğunu vurguladık değil mi arkadaşlar? Tahiyyat duası, tahiyyatın kelime anlamı da zaten selamlama demektir. Selamlama, selamlaşma, ibadet, ikram, ihsan anlamlarına geliyor. Peki bu kelime neden önemli ve neden namazın içerisinde böyle bir selamlamaya önem veren bir dua var acaba? Arkadaşlar, tahiyyat duasının içerisinde Allah peygamberine selam veriyor. Allah burada peygamberine selam veriyor. Selam sana ey peygamberim şeklinde bir ifade kullanıyor ve Allah'ın rahmeti, bereketi peygamberimin üzerine olsun diyor arkadaşlar. Allah peygamberine selam veriyor. Peygamber Efendimiz de bu selamı alıp ne yapıyor? Diyor ki Allah'ın rahmeti, bereketi benim ve salih kullarının, Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyor. Bakın ne kadar güzel. Ve bu duruma şahit olan Cebrail Aleyhisselam da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirip ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir, kulu ve rasulüdür diyerek tekrar ediyor, dinini tazeliyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla selamlamanın ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız ki Allah-u Teala günde 5 vakit kılmış olduğumuz namazın içerisinde hemen hemen bakın 2 oturuşta bir ne yapmış oldu? Bu selamlama duasını yerleştirmiş oldu. Peygamber Efendimiz bunu kendi ashabında gördü. Ashabının arasında namaz kılarken birbirine selam veren insanların olduğunu gördü. Ve dedi ki selamlamayı o zaman son oturuşta tahiyyatta okusunlar ve bunu bir alışkanlık olarak edinsinler. Ne yapsınlar? Böylece siz de size verilen selamın daha güzeliyle ya da aynısıyla karşı tarafınıza selam verin diyerek de ashabının arasında selamlaşmanın yaygınlaşması için öğütlerde bulundu. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum son olarak. Şurada görmüş olduğumuz olay Miraç'ta Allah Teala Peygamber Efendimiz ve Cebrail arasında geçen konuşmadır, geçen diyalogdur ve bu namazlarımızda 5 vakit namazlarımızda tehiyyat duası olarak okumuş olduğumuz bir dua olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık uçlu olarak bırakılan aşağıdaki cümleleri tamamlayınız dedi. Peygamber Efendimizin mesleği nedir? Peygamber Efendimiz çocuk yaşta biliyorsunuz ki çobanlık yaptı arkadaşlar. Genç yaşlarında belirli bir yaşa kadar da çobanlık yaptı. Hatta çok zordur.
Deve çobanlığı yaptı sevgili arkadaşlar. Fakat 25 yaşına geldiği zaman Hazreti Hatice'nin de kervanlarının içinde olduğu, kendisinin de hayvanlarının içerisinde olduğu, artık katırlarla, develerle, yüklerle ticaret işi yapmaya başladı. Ama dediğim gibi çocuk yaşta çobanlık yaptığını unutmayın. Peygamber Efendimizin amcasının ismi, onu çok çok seven, onu gerçekten babası gibi koruyan, kollayan ve Mekke halkına karşı daima onun arkasında durduğunu, ona Peygamber Efendimiz'e gelecek olan herhangi bir zararın doğrudan kendisine gelecek olduğunu söyleyen, Mekke'nin de önde gelen insanlarından biri olan Ebu Talip'tir. Peygamber Efendimizin künyesi Ebul Kasım'dır arkadaşlar. Neden? Çünkü onun bir oğlu vardı. İsmi Kasım'dı. İlk çocuğu arkadaşlar. Ve Kasım 2 yaşına gelince maalesef vefat ediyor. Kasım'ın babası anlamına gelen Ebul Kasım diye bir künyesi var Peygamber Efendimizin. Ama tabii ki ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Peygamber Efendimizin Mekke'de mahlası, yani Mekke'deki ünvanı, Mekke'de ona hitap edilen, Mekke'deki bilinirliği hangi isimledir? Bakalım bunu kimler biliyorlar? Hemen yorumlar kısmına yazsınlar. Peygamber Efendimizin ilk eşi de Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice radıyallahu anh diyelim. Allah ondan ebeden razı olsun. Gerçekten çok sadık, çok vefakar, çok fedakar bir eş olarak Peygamber Efendimiz'e böyle merhametiyle, sevgisiyle, şefkatiyle daima yanında olmuş, onu desteklemiş, onu teskin etmiş, her zaman onu korumuş ve ondan desteğini, malını hiçbir zaman esirgememiş. Çok sadık bir hanımdır kendisi. İnşallah bizler de hanımlar olarak ona benzemeye gayret gösteririz. Hazreti Hatice'ye üstün iffetinden, yani edebinden, temizliğinden dolayı temiz ve pak manasına gelen İslam öncesi Arap toplulukları tarafından verilen lakap Tahire'dir sevgili arkadaşlar. Hazreti Hatice'ye Tahire derlerdi. Yani temiz olan, her türlü kirden, pislikten, iffetsizlikten münezzeh, ayrı olan, tertemiz olan anlamına gelen lakap Tahire'dir diyerek de bu sorumuzun yanıtını vermiş olduk. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur. Anlamadığınız noktaları lütfen yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin sevgili öğrenciler. Bizler de her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince ve tabii ki dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya gayret gösteririz. 6. sorumuza devam ediyoruz. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerden 3 tanesini yazmamızı istemiş. Zaten o kadar güzel öğütler vermiş ki arkadaşlar. Gerçekten herkes bu öğütleri bilse ve kendi hayatına uyarlamaya çalışsa, etrafındakilere anlatıp onların da aynı şekilde uygulamasını sağlasa mükemmel bir toplum oluruz. Bunu gerçekten söyleyebilirim. İlki için hemen diyebilirim ki sakın hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Ne demek Allah'a ortak koşmak? Yani haşa Allah'tan başka ilahların olduğunu düşünmek ve başka ilahları kendine Rab edinmek. Mesela hatırlarsınız, Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu dönemde Mekke'deki müşriklerin, yani şirk yapan insanların tapmış olduğu putlar vardı, değil mi? Bugün de insanların mesela haşa Allah'tan başka ilahları kendilerine put edinmemeleri gerektiğini Hazreti Lokman bize yüzyıllar öncesinden haber veriyor. Allah'a asla ortak koşma, hiçbir şeyi ilah diye Allah'ın yerine koyma, sakın şirk yapma diyor. İkincisi, namazı dost doğru kıl diyor ki zaten bunların ikisi biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de bize emredilmiş olan farzlar. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i neden gönderdi? Gerçekten Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bizim nasıl bir yaşantımız olmalı? Nasıl bir davranışımız olmalı? Mesela az önce dedik ki selamlaşma adabı. Sonra dedik ki sofra adabı. Sonra dedik namazda şunu kılıyoruz. Şimdi bakın öğütleri veriyoruz. Toplumu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten mükemmel bir toplum inşa etmek için ihtiyacımız olan tüm reçeteleri içeren muazzam bir kitaptır. Sadece Arapçasını değil, Türkçesini de bol bol okumalı, anlamaya çalışmalıyız. Bunu gerçekten bir tavsiye olarak vereyim. Hatta sorayım, kimler okuyor? Kimler Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar, okutuyorlar? Ya da aynı şekilde belki aranızda hafızlık yapanlar vardır, manasını okuyanlar var mı? Şöyle yorumlar kısmında bir görmek istiyorum. Peki, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerden bir diğeri de iyiliği emret ve insanları kötülükten men et. Yani kötülükten alıkoy diyor. Zaten emri bil maruf, nehy anil münker dediğimiz zaman
Kur'an-ı Kerim'de de gerçekten buna vurgu yapılmış. Şimdi bunları söylediğimizde bunun da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyoruz. Peki Lokman Aleyhisselam da bir peygamber değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar peygamberlerin hiçbiri Allah Teala'nın emrettiğinin dışında bir şey emretmezler. Onun emrettiklerini bizlere açıklamak, yaşayarak bizlere örnek olmakla sorumludurlar, mükelleftirler. Lokman Aleyhisselam da gerçekten bunu gayet güzel bir şekilde yapmış. Burada yer almayan 3 tane demişti ama ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme diyor arkadaşlar. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. Gerçekten bu çok çok önemli. Başka insanları küçümsemek, onları aşağılamak, onlara tepeden bakmak, ben en üstünüm, en harikayım, en mükemmelim demek. Arkadaşlar kibir şeytandandır. Şeytan da lanetlenmiştir. Dolayısıyla şeytanın yapmış olduğu davranışları yapmamak da bizlere yakışanlardır diyerek bu sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Çok güzel gidiyor gerçekten. Harika sorular. Bizlerin de böyle ahlakını güzelleştiren örneklerle devam ediyor. Yedinci sorumuz diyor ki, Sıla-i Rahim nedir? Kısaca açıklayınız. Sıla-i Rahim maalesef bugün günümüzde artık çok fazla uymadığımız bir ahlak kuralıdır aslında. Peki bu ahlak kuralı bize neyi emreder? Bu ahlak kuralı bize akrabamızı, yakın akrabamızı ziyaret etmeyi, yakın akrabamızla ilişkilerimizi kesmemeyi, onlara ikramda bulunmayı, onlara yardımcı olmayı, bir sadaka verilecekse önce o akrabamızdan başlamalıyı, bir ikram edilecekse önce akrabamıza ikram edilmesini, sonra akrabamıza daima iyilikte ve ihsanda bulunmayı bize emreden Sıla-i Rahim'dir. Bir ahlak kuralıdır. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki akrabamız bize kötü davransa bile mi bunu yapacağız? Peygamber Efendimiz onu defalarca kovmuş olan amcası Ebu Leheb'e, amcası Ebu Cehil'e defalarca gitmedi mi? Ona kötülük yapmalarına, ona hakaret etmelerine rağmen defalarca gidip onları Allah'ın dinine davet etmedi mi? Yine onları davet edip onlara ikramda bulunup yemekler ikram etmedi mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne yapacağız? Gerçekten bizler de elimizden geldiğince tabii ki de karşılığını Allah'tan bekleyerek akrabalarımıza iyilikte, ihsanda bulunacağız. Onlarla ilişkilerimizi kesmeyeceğiz arkadaşlar. Akrabalarımızla ilişkilerimizi kesmeyeceğiz. Zaten bir hadis-i şerif vardı. Akrabasıyla yani sıla-i rahimi kesen de, akrabasıyla ilişkisini kesen de gerçekten fakirlik sebepleri görülür demişti ve bunun devamında fakirliğin olabileceğini de vurgulamıştı. Evet, 8. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık toparlayacağız yavaş yavaş. Son 2 sorumuz. Allah'tan korkun ve çocuklarınıza adaletli olun. Bakın ne kadar güzel bir öğüt değil mi? Yani bugün görüyoruz çocuklara şiddet uygulandığını. Başka başka dilimi almak istemiyorum, telaffuz etmek istemiyorum. Çok daha çirkin, çok daha kötü davranışlarda bulunduğunu. O çocuklarımızın aynı şekilde mesela olmaması gereken, yaşamamaları gereken durumlarla karşılaştırıldığını haberlerde görüyoruz, gazetelerde okuyoruz, ne kadar üzülüyoruz ama Peygamber Efendimiz çocuklara karşı nasıl davranırdı? Buna hiç baktık mı? Hani dini bize örnek olarak anlatan Peygamberimiz acaba kendisi bize nasıl örnek oldu? Onlara karşı tutumu nasıldı? Bir örnekler verelim. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz bir kere çocukları gerçekten çocukla çocuk büyükle büyük olurdu. Nasıl yani? Çocukların yanına geldiği zaman onları severdi. Onları okşardı, saçlarını okşardı, onlara sarılırdı. Ondan sonra aynı şekilde devamında onlarla şakalaşırdı arkadaşlar. Muhakkak onlarla şakalaşırdı. Hatta onlarla oyunlar oynardı. Asla onlar oyun oynuyor diye yetişkinlerin onlara karışmalarına müsaade etmezdi. Onları gerçekten ve saygı duyardı mesela. Hangi oyunu oynadığını öğrenir. Onların kurallarına göre oynardı. Onlara mesela mutlaka hediyeler verirdi. Ve muhakkak hani gel baksana şunu yapayım, şu hediyeyi sana vereceğim dediği zaman mutlaka verirdi. Çocuklara söyleyeceğiniz sözlerde dahi yalan söylemeyin diye bizlere emrederdi. O kadar merhametli bir peygamberimiz vardı ki bir gün Zeyd 3-5 yaşlarındayken onun bir kuşu vardı. Kuşunun adını da hatta Umeyr koymuştu. Kendisine Peygamber Efendimiz Ebu Umeyr, yani Umeyr'in babası diye hitap ederdi. Bakın onun hayvan sevgisine ne kadar önem veriyor. Sonra bir gün Zeyd'in kuşu öldü. Zeyd o kadar üzüldü, o kadar üzüldü ki evden çıkmadı. Peygamber Efendimiz bu durumu fark etti. Neden mescit
Zeyd neden mescide gelmedi? Sordu ve kuşunun öldüğünü haber aldı. Sonra kalktı, Zeyd'in yanına gitti ve ona başsağlığı diledi arkadaşlar. Gerçekten onun kuşu öldüğü için ona başsağlığına gitti ve ona şakalar yapıp onu güldürmeye çalıştı. Onu kucakladı ve onu teselli etti. Arkadaşlar bizim peygamberimiz gerçekten son derece merhametli, son derece şefkatli. Çünkü kendisi zaten alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Dolayısıyla hani büyüklere, küçüklere, çocuklara her zaman, sesim titriyor biraz, kusura bakmayın çünkü onu anlatırken çok heyecanlanıyorum. İnşallah sizler de gerçekten Peygamber Efendimizin hayatını okuyun. Mutlaka siyer okuyun, siyer dinleyin ve Peygamber Efendimizi daha yakından tanımaya çalışın. Çalıştıkça onun ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu hepiniz göreceksiniz. Kusura bakmayın lütfen. Bu da gerçekten beni birazcık etkileyen bir başlık oldu, etkileyen bir soru oldu. Onlara daima ilgi ve alakayla yaklaşırdı. Ve ilgisini alakasını asla esirgemez ve her zaman onları gördüğü yerlerde, bakın normalde biliyorsunuz ki küçükler büyüklere selam verir ama o onları ciddiye alıp girdiği yerlerde selam sana Ebu Ümeyr diyerek bile Zeyd'i bile selamlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet nazik, gayet nezaketli bir peygamberimiz var, çocuklara karşı da son derece şefkatli. Hatta şey de var ya, çok hikayeler var da adil olmasıyla alakalı da hikayeler var mesela. Güreş tutturup kim kazanıyorsa gerçekten onunla aynı şekilde ödüllendirip ona hediye verip, hani hiçbir zaman birini birine üstün tutmaz. Muhakkak çocukları kendi yeteneklerine göre değerlendiren bir peygamber efendimiz var. Çok şükür. İyi ki de bizler de onun ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz ilk vahiy geldiğinde bunu önce kime anlattı? Biliyorsunuz ki Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Peygamber Efendimiz'e 40 yaşına geldiği zaman ne yaptı arkadaşlar? Alak suresinin ilk 5 ayeti olan Bismillahirrahmanirrahim, İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. 5 ayet, yani oku, yaradan Rabbinin adıyla oku, 10 seni bir kan pıhtısından yarattı, oku, kalemle yazmayı öğreten Rabbin kerem sahibidir ayeti geldi. Peygamber Efendimiz müthiş derecede heyecanlandı. Düşünebiliyor musunuz? Bir melek karşınıza çıkıyor ve gerçekten son derece tedirgin oldu, üşüdü, üşüdü, titredi. O heyecanla, o stresle, o böyle ürpertiyle gerçekten ne yaptı? Evine geldi ve hiç kimseye gitmedi. Ne sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'e, ne gerçekten bu konularda bilgi sahibi olan Varaka bin Nefel'e, ama sadece onun için vefakar, fedakar, onu böyle merhametiyle saran, kuşatan Hazreti Hatice'ye geldi. Evine geldi ve beni ört Hatice dedi. Hazreti Hatice onun ilk halini görmesine rağmen onu sorulara boğmadı. Hemen onun söylediğini yaptı, yatırdı ve üzerini örttü. Başında bekledi. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sakinleşti, ondan sonra konuyu ona anlattı ve Hazreti Hatice aynı zamanda ilk Müslüman olma şerefine nail oldu. Harika bir şekilde bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben Peygamber Efendimiz'i anlatmayı çok seviyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Merhabalar, sevgiler, selamlar Hacı Bektaşveli Ortaokulu öğrencileri. Ve hemen 9 Eylül Ortaokulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler ve selamlar gönderelim. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederiz. İnşallah hepiniz Dinkötürü sınavından 100 alırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.